Merhaba arkadaşlar. Matine Aslı için hazırlamış olduğum yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar videomuzun konusu Atlas Eco üçlü işareti, dekupaj, avuç taşlama ve darbeli matkap arkadaşlar. Bunlar piyasada tabi renk açısından hemen hemen voltaj ve hız güç watt olarak aynı olsalar da renk olarak farklı renklerde farklı fiyatlarda mevcut bu ürüne ait. Birkaç sitede baktım arkadaşlar, internet üzerinden sipariş verdim. Yaklaşık yani 300 liradan satan var. Tabii ki doları bahane gösterip 250 liraya satan var. Rengi farklı olsa da ama işlevleri özellikleri aynı. Ben 219 TL'ye buldum ve 10 TL'lik bir indirimle 209 TL'ye aldım arkadaşlar. 209 TL 3 adet şu şekil avuç taşlama özelliklerini sayacaksam, voltaj girişi arkadaşlar 230 volt, ülkemizdeki standart 220'dir. Frekans 50 Hz, giriş gücü maksimum 500 volt arkadaşlar. Diğer renkleri de hemen hemen aynı. Sadece kutuları, renkleri değişiyor. Çünkü çok inceledim ben internet üzerinden. 500 wattlık yük hızı 1100 dakika. Arkadaşlar yalnız avuç taşlamaya geçmeden önce şu şekil dekupajı göstereyim sizler arkadaşlar. Dekupaj 230 volt yine 50 Hz 400 watt gücünde. Yük hızı 3000 dakika devir dakika olarak demiş. Kesim kapasitesi 55 milim yani 6 milim yaklaşık belirtmiş. 55 milimetre 6 milim 10 santim diye bıçakları mevcut arkadaşlar. 6 mm olarak belirtmiş. 6 santimdir herhalde 55'in 6 santimi. Arkadaşlar matkabın özelliklerine gelecek olursa arkadaşlar, voltaj 230 volt, frekans 50 Hz. Voltajımız matkabımızın şekil burası yırtılmış. 500 watt gücünde olduğunu yanılmıyorsam evet. 500 watt gücünde ve yük hızı 0 ile 3000 dakika devir. 13 milim delme kapasitesine sahip arkadaşlar. Ambalajı arkadaşlar kargolamadan dolayı yırtılmış, ezilmiş. Ürün şu şekilde matkabı tekrar evet tahminim doğru çıktı. 500 watt gücünde arkadaşlar. 3 ürün bir arada arkadaşlar 209 TL'ye aldık. İnternet üzerinden uzun bir araştırma yaptım. En uygunu buydu. Renk olarak yeşil renkler daha uyguna geliyordu. Ama özellik olarak incelediğim zaman arkadaşlar özellik olarak hepsi aynı hemen hemen. 3 aşağı 5 yukarı Atlas ürünleri. Bunu yani Atlas ürünleri çok iyi de değil çok kötü de değil arkadaşlar. İlk defa kullanan bir kullanıcı olarak söylüyorum. Uygun yani örnek olarak bu bana lazımdı. Bu dekupaj testere lazımdı bana. Dekupaj testere yaklaşık piyasa fiyatı zaten hepsi hemen hemen Çin'de üretiliyor. Çin üretimi 130 TL'ye yaklaşık 500 watt gücünde 130 TL'ydi. Bunun Atlas olarak internet sayfalarında satılan sadece dekupajı yine 110-120 TL'lere satılıyordu. Mantık olarak düşündüğüm zaman 219 TL verip zaten avuç taşlama ihtiyacım vardı. Dekupaja özellikle ihtiyacım vardı. Gerçi matkabım vardı ama matkap da bir nevi hediye olarak geldi. Yani fiyat bakımından söyleyecek olursak hediye olarak geldi. Ve artı arkadaşlar gerçekten elimde 500 watt gücünde yine darbeli boş matkabı mevcut. Hemen hemen aynı güçte diyebilirim. Yani demek ki firma isim yani bazı firmalar demek ki isimlerini satıyor. Görüşündeyim. Çünkü gerçekten denedim. Biraz şu kavrama bu manuel olarak bunu yapıyorsunuz. Bu kötü. Ne kadar sıkıştırırsanız sıkıştırın. Zorladığınız zaman
Matkap ucunuz, ben yaş ağaçta denedim mesela. Matkap ucum içeride kaldı. Tabii ki bunu çok sıkmanız lazım ve bir de biraz bu zaman çalıyor. Bilginiz olsun. Manueldir bu. İsmini anımsayamadım. Matkap ucu kavramı olayı. Tetik ayarlı arkadaşlar. Şimdi ürünleri göstermeye çalışacağım arkadaşlar, merak edenler için. Almayı düşünenler varsa, ihtiyacı olanlar varsa. Denedim daha önce. Açtım ve açılışı videosunu çekmiştim ama maalesef video Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ve yeniden video çekmek zorunda kalıyorum. O yüzden dolayı açıp test ettiğim halde sizlere şu an yeniden açılmış gibi gösterip sizlere paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yoksa hani açmadım desem yalan olur. Arkadaşlar avuç taşlamamız budur. Ne ağır ne hafif. Yaklaşık 1 kilogram ağırlığında tahminimce. Yanılıyor olabilirim. Arkadaşlar dekupaj testeremiz şu sıkma, biraz sıkma olaydır. Kablo konusu arkadaşlar biraz zayıf geldi bana. İnce bir kablo. Fişleri fena değil. Kısa bir kablo arkadaşlar, bilginiz olsun. Şöyle bir şey. Şu şekilde ürün üzerindeki özellikleri de göstermeye çalışayım. Avuç taşlamamız arkadaşlar 500 watt maksimum. 115 milim. Testere 1100 milim. Testere alın herhalde. 230 volt. Intertek GS diye geçiyor. EcoS 115 modeli arkadaşlar. Normalde gerçekten ben avuç taşlamayı daha önce hiç kullanmadım. Bir iki defa böyle ustalarınkisini deneme amaçlı çalıştırdım. Aşırı savuran aletlerdir. Ben bunu kısa süreni, yani ben bir şey falan taşlamadım. Sadece test açısından spiral taktım. Daha doğrusu zımpara taşı taktım. Ağır bir taş. Test ettim. Gerçekten tek elde bile savurmuyor. Biraz o hoşuma gitti. Belki devirinden kaynaklanıyor, gücünden kaynaklanıyor bilmiyorum ama savurmaması çok hoşuma gitti. Yani ben bunu kullanacağım bile tahmin, çünkü hani usta olmadığınız zaman amatör ellerde zararlı aletler olabiliyor bunlar. Savurmasından çekiniyordum. Gerçekten hani çok fazla aşırı rahatsız etmiyor. Yani neredeyse elinizde bir bütün oluyor. Belki devrinden kaynaklanıyor. Belki de performansından kaynaklanıyor. Bilmiyorum. Usta arkadaşlar daha iyi biliyor. Ama amatör bir kullanıcı için ihtiyacınızı görecek düşüncesindeyim. Bizim almış olduğumuz kutumuzdan çıkan Atlas Eco 500 watt gücünde avuç taşlamamız budur arkadaşlar. Şimdi diğer ürünleri çıkartıyoruz arkadaşlar. Herhalde burada matkabımız var arkadaşlar. Evet, matkabımız. Arkadaşlar matkabımız da bu. Yine ürün üzerindeki etiket falan 230 volt. Maksimum 500 watt gücünde falan. Şurada havalandırma soğutucusu var. Şu manuel olarak sıkılma anahtarı var arkadaşlar. Yani diğer yeni nesil örneğin Bosch'un 500 wattlık matkabı gibi elle sıkıştırılmıyor. Gerçi Bosch'un da matkabı birkaç defa elle sıkıştırdığım halde içindeki şu matkap mili kalabiliyor, çıkabiliyor. Yani değişen bir şey yok. En azından bu daha iyi sıkıyor. Ne kadar sıkabileceğinizi biliyorsunuz. Manuel olarak değil de diğer şekil sıkılanlar, onların bir sınırı vardır. Aşırı sıktığınız zaman çıt diye ses çıkartır, sıkılmaz. Yine de matkap, yani içindeki pimi çıkartabiliyor, bırakabiliyor. En azından bu manuel olarak daha sıkma ihtimaliniz var düşüncesindeyim. Bu her ne kadar kullanışlı olmasa da arkadaşlar daha mantıklı geliyor bana. Tabii ki tercih ve zevk renk meselesi. Arkadaşlar matkabımızın şurada hız ayarı var. Bu biraz güzel.
En azından ne kadar hız istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Boşun ürünü var mesela elimde. Böyle bir tetik ayarı yok arkadaşlar. Direkt tetiğe bastıkça hız artıyor. Tabi orada biraz eliniz kaydı mı aşırı hızlı yapabiliyorsunuz. Eliniz kaymadı mı normal hızlı yapabiliyorsunuz. Yani denge meselesi. Bunda hiç öyle değil arkadaşlar. Kendiniz ayarlıyorsunuz. Şurada ayarları var. Derecesi var. Artı eksi diye. Ayarladığınız zaman en azından yani vidalama işin için kullanacaksanız hızını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şurada arkadaşlar sağ sol tetiği mevcut hemen elinizin altında. Tabii siz bunu artı eksi yaptıkça basma mesafesi de azalıyor. Mesafenizi de azalttırıyor. Şurada arkadaşlar darbeli ve darbesiz ayarı mevcut. Matkabın da kablosu tahminimce 1 metre mesafesinde. Ve şöyle ince bir kablosu mevcut. Yani kablosu kısa arkadaşlar. Şurada ölçü aleti. Şu tutma kolu. Tutma kolumuz arkadaşlar yani çok aşırı güven verici bir kol değil. Plastik, basit, erken kırılabilecek bir kola benziyor. Bilmiyorum artık zaman gösterecek. Normal plastik, sert plastikten yapılmış bir kol mevcut arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi diğer ürünümüze geçiyoruz. Dekupaj testlerimizi göstermeye çalışayım. Arkadaşlar dekupaj testeresi gerçekten test ettim. Sadece beğenmediğim bir yönü oldu. Bıçağını tahta içinde yani zorlandığı zaman kalabilmesi. Çünkü sıkma konusunda biraz başarısız. Dekupaj testeresi 400 watt güçlü kurumuş dut ağacı odununda denedim. Tabii bıçağının mesafesine göre. Kontoplak, MDF tahtalarda denedim. Ve hatta nar ağacı kurumuş, eskimiş bir nar ağacı parçasında denedim. Gerçekten kesiyor. Performansı fena değil. Isınma olayı çok uzun süre kullanmadım. Isınma olayı az. Tabii bu biraz bıçağın kalitesine de bağlıdır arkadaşlar. O kesme hızı, performansı falan. Maksimum 400 watt 56 milim yani 6 santim kesme mesafesi diye düşüncesindeyim arkadaşlar. Ürün budur arkadaşlar. Yaklaşık 1 kilogram ağırlığında tahminimce. Yine Atlas Eco serisi. Şurada şekilli kesme aparatı var. Şekil veriyorsunuz buna. Vidaları var. Vidalarını gevşetiyorsunuz. Şurada anahtarınız var arkadaşlar. O anahtarla gevşetiyorsunuz. Anahtarı biraz basit durdu bana. Şurada havalandırma bölümü mevcut. Eğer havalandırmanız varsa buraya takıp toz içeride kullanıyorsanız o tozu toplayabiliyorsunuz. Arkadaşlar şu vidaları çok kötü. Hem kısa mesafeli vidalar. Vidaları biraz açtınız mı hemen bu parça düşebiliyor. Sıkma konusu bıçak zorladığınız zaman bıçak kestiğiniz aletin içinde kalabiliyor. Çünkü düz mantıkla sıkıyor. Size onu da göstereyim. Ne yaptık? Testerelerini. Şu şekilde hatta şu testlerini göstermeden önce arkadaşlar şu kutunun içindeki malzemeyi de göstereyim. Şöyle bu spiralin avuç taşlamanın malzemesidir arkadaşlar. Bu yetersiz. Bunu her parçada kullanamazsınız. Çünkü küçük. Mesela şunu da kullanamadım. Yani şu taşı taktım deney olarak. Gördüğünüz eski bir taş. Ağır bir taş. Savurmadı. Gerçekten şaşırttı beni. Ben oysa ki aşırı savuracağını düşünüyordum, tahmin ediyordum. Ama bununla beraber kullanamazsınız. Küçük bir alanı mevcut. Şunun için yapılmış arkadaşlar. Hediye olarak gönderdi. Demir kesme taşı için yapılmış. Bu da biraz zorluyor. Şuralara takılıyor şu vida. Yani dengesiz yapılmış. Sıkıştırdığınız zaman hani kendinizi buna göre ayarlamak zorundasınız. Bunu kullanacaksanız güvenlik açısından. Kullanmayacaksınız ayrı mevzu. Ama kullanmazsanız da olmuyor. Kullanırsanız da gerçekten hareket alanınızı kısıtlıyor. Bu kötü olmuş. Arkadaşlar kolu çok basit geldi bana. Yine plastik, sert plastik. Şu vida mı, plastik mi çözemedim. Basit bir şeye benziyor. Sert plastik, içi boş. Arkadaşlar şöyle sıkma anahtarını da göndermiş yine. Avuç taşlarının. Ondan sonra bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Arkadaşlar şu bıçak mevzusuna geleceksek bana firma her iki bıçağı da aynı göndermiş. Bir demir, bir ahşap bekliyordum. Oysa ki her ikisini de ahşap beklemiş. Pardon, göndermiş.
Bunu sonradan fark ettim. Yeni bıçaklar sipariş ettim. Oradan fark ettim. Bel bir demir, bir ahşap zannediyorum. Hatta bıçağı denedim. Bıçak bir ara tahtanın içinde kaldı dut ağacını keserken. Tabii ki kestiğim yuvarlak bir dal olduğu için ve alan düzgün olmadığı için bıçağı sıkma, şöyle düz bir zemin sıktığında şu iki kenarı bıçak ısındığı zaman ya da savrulduğu zaman çıkabiliyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Biraz uğraştırmalı gerçekten şu parça. Bence biraz yetersiz. Keşke biraz daha yeterli yapılsaydı. Performans olarak iyi ama işte bu tür ufak tefek detaylardan dolayı biraz hata yapmış firma. Şu 5 bıçağı sipariş verdim arkadaşlar. Ben demir bıçağım var zannediyordum. Meğerse demir bıçağım yok. Bunlar da ahşaptır. 5 bıçak yaklaşık 15 TL'ye aldı. Ayrıca sipariş verdim. Hızlı kesme bıçakları. Gerçi aynı. Farkı yok aralarında. İkisi de hızlı kesme bıçağı. Ondan sonra arkadaşlar göstereceğim ürünler kaldı mı diye bakıyorum. Evet, şurada da bunlar geldi arkadaşlar. Matkap ucu ve vida. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Matkap uçlarımız arkadaşlar. Şöyle bir vida kutusu gönderiyor bize. Matkap uçları şunlardır arkadaşlar. İdare eder yani. İyi de değil, kötü de değil, idare eder. Evet arkadaşlar, ürün buydu. Sürçülisan ettiyse kafanıza sığınıyorum. Yeni videolarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Mutlu Astübe'den ayrılmayın arkadaşlar. Lütfen abone olmamış olanlar varsa abone olsun. Yorum ve beğenilerinizi esirgemeyin. Bildirim butonunuzu açın. Yeni videolardan haberdar olabilmeniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Mutlu Astübe'den ayrılmayın.